Sevgili izleyicilerimiz, hoş geldiniz programımıza. Hepiniz iyi akşamlar, iyi pazarlar. Foncu'da hep beraberiz. Bu akşam konuklarım Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Dirim ve Global Medya Portföy Genel Müdürü Barış Subasar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, hoş buldum. Sevgili izleyicilerimiz, geçen hafta yayınımız yoktu biliyorsunuz. Türkiye'nin en önemli olaylarından birisi vardı aslında. Seçimlere gittik. Oy kullandık hepimiz ve aslında meclis tarafında durum netleşti. Cumhur İttifakı'nın 300'ün üzerinde sandalyesiyle beraber orada çoğunluğu sağladığını gördük. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta bir kez daha bizi sandıklara götürüyor. Şimdi ben tabii aslında oldukça da belirsiz ve kritik zamanlardan geçiyoruz. Bu yayını da Barış Bey ve Banu Hanım katılmayı kabul ettiler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi ben biraz aslında sizden durum değerlendirmesi rica edebilir miyim öncelikle? Banu Hanım'la başlayabiliriz belki. İşte bu belirsizlik ortamında piyasalarımız nasıl görüyorsunuz? Sizin görüşlerinizi rica edelim. Borsa için öncelikle bakacak olursak çok net bir görüntü vardı aslında. Seçimlere kadar işte son 1-2 aylık dönemde belki bir belirsizliğin yarattığı bir volatilite dönem dönem bazı hisselerde, bazı sektörlerde yoğunlaşma veya geri çekilmeler gözlemledik. Seçimlerden bir hafta öncesinde ilk turda biter, belirsizlik geride kalır. Umudu bir miktar alım iştahı getirmişti bankalarda özellikle. Neden? Çünkü seçim bittikten sonra belirsizlik geride kaldıysa, düzgün sağlam bir hükümet kurulursa, belki yabancı yatırımcı da gelebilir. Gelirse ne alır? Bankaları alır. Bunun gibi algılar yurt içi yatırımcının da fonların da ağırlıklı olarak böyle bir yoğunlaşmasına sebep olmuştu. Ama tabii seçimlerden ne yazık ki ilk turda nihayetlenemeyince İkinci tur bir belirsizlik, sürenin uzaması, sonrasına dair yine politikalara dair belirsizliklerle beraber bir miktar özellikle güçlü alım gelen hisselerde bu sefer satışlar gördük ve dolayısıyla yine yüksek volatilitenin biraz devamına şahit olduk. Bu dönemde yurt dışı tarafta da aslında önemli tabii gelişmeler var ama biraz biz yurt içine odaklandık diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet, bu bankacılık krizi Avrupa ve Amerika'da bankalara dair risklerin olduğu dönemde bir miktar etki derecesi artmıştı yurt dışının ama şu anda tamamen yurt içine odaklanmış durumdayız. Yurt içi faktörler belirleyici oluyor. Şimdi biraz da belki bilançolardan çok kısa da bahsedeyim. Detaylarına yine gireriz. Bilançolar, ilk çeyrek bilançoları tamamlandı. 10 Mayıs son tarihiydi. Henüz açıklamayan birkaç tane öteleme alan şirket kaldı. Onun dışında bütün resmi görmüş olduk ilk çeyreğe dair. Onu da şöyle bir özetini toparlarız. Ama bu da biraz gölgede kaldı doğrusu. Çok hani belki yatırımcılar oraya çok fazla odaklanamadı. Bundan sonraki dönemde belki seçim gündemini geride bıraktıktan sonra dönüp bakacak yatırımcılar. Hangi şirket daha sağlam, hangisi daha iyi yönetti bu süreci veya gelecek beklentilerine daha çok bakacağız. O zaman da farklı belki yönelimler, trendler görebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Peki ben Barış Bey, portföy yönetim şirketleri açısından bir portföy yöneticisi olarak sizin için bu süreç nasıl geçiyor? Biraz hani sizin de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet, bu süreç açıkçası biraz zor. Çünkü belirsizlikler ne yazık ki devam ediyor piyasada. Özellikle döviz tarafında birçok yatırımcının bildiğiniz gibi beklentisi büyük bir baskı olduğu ve bu baskının ne zaman sonlanacağı veya hükümet tarafından şu anki gidişatın ne şekilde korunabileceği yönünde büyük soru işaretleri var yatırımcı. Hem yatırımcılar tarafında hem de portföy yönetim şirketlerinde. Açıkçası bu ikinci tura kalan seçim yine bu sorulara cevap getirmedi diye düşünüyoruz. Büyük ihtimalle zaten Cumhurbaşkanımızın şu anki açıklamaları da para politikasının aynen devam edeceği yönünde görüşleri var bildiğiniz gibi. Bu da dövizdeki baskının bir şekilde devam edeceği yönündeki beklentileri hala devam ettiriyor yatırımcılarda. Ama tabii daha önce de gördük, siyasette gerçekten bir gün çok uzun bir süre. Seçim sonrası hala piyasada birçok uzman
para politikasında bazı değişiklikler olabileceği yönünde beklentileri var biliyorsunuz. O yüzden bu tip kesin olmaz görüşünden biraz uzak durması lazım yatırımcıların. Seçim sonrası belli bir süre geçtikten sonra hala tekrar bir para politika değişme ihtimali yok dememek lazım. Hani bunu göreceğiz. Bunu görene kadar da bu dalgalı piyasa devam edecek ne yazık ki. Bizler de pozisyonlarımızı hani hem portföy yönetim şirketi hem yatırımcılar en az hasar görebileceğimiz şekilde almaya devam ediyoruz. Buna çalışıyoruz açıkçası ama daha önceki yayında da bahsetmiştim. Özellikle seçimden sonraki ilk 1-2 hafta çok volatil olacak. Yani yatırımcıların pozisyon değişiminden kaçınmasını tavsiye etmiştim. Hala aynı tavsiyem geçerli. Beklentileri yönelik fonlarda veya enstrümanlarda duran yatırımcıların hala aynı düşünceleri devam ediyorsa bir pozisyon değişikliğine gitmemeleri onlar açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle volatilitenin bir süre daha devam ettiğini göreceğiz ne yazık ki öyle gözüküyor. Peki ben tekrar bir borsa tarafına gelmek istiyorum. Banu Hanım'a döneceğim. Banu Hanım şimdi bu yani kredi hacminin daraldığını görüyoruz. Bu bir kere hani önümüzdeki dönemde enflasyon devam edecek olsa bile hani söylem şudur, enflasyon sürdüğü müddetçe şirketlerin de işte satışları artar, dolayısıyla da aslında burada hani borsa gene bir potansiyel barındırıyor olur deriz. Ama bir yandan da bize tabii kredi hacmi daralıyor. Böyle bir olumsuz etkisi olacak mı şirketler üzerinde bu durumun? Bir. İkincisi bir de tabii burada trade yapan, alış satış yapan müşterilerin, yatırımcıların da bir yandan kredi maliyetlerinin hem yükselmesi, kredili alım yapıyorlar eğer, hem de burada da gene kredi hacimlerinin düşüyor olması, acaba hani piyasanın yönü üzerinde nasıl bir etkiye sahip olur? Enflasyondan başlayacak olursak, evet, enflasyonda özellikle baz etkisine bağlı olarak, bir miktar regülasyonlara bağlı olarak bir miktar gerileme gözlemledik ve gözlemleyebileceğiz gibi gözüküyor bir süre daha. Ancak buna rağmen baktığımızda hem işte deprem etkisi hem bazı diğer faktörlerle çok aşırı da enflasyonda düşüş beklemiyoruz. Bazı sektörel faktörler de muhakkak olacaktır. Dolayısıyla enflasyon hala gündemimizde önemli bir etken olmaya devam edecek ve bu borsaya yönelim de yaratabilir. Kredilerle ilgili durum, mesela geçen hafta özellikle yaşadığımız bir durum vardı hatırlatmak gerekirse. Ekonomi yönetimi kredi büyümesini kontrol altına almak adına bankalara yönelik bir regülasyonlar başlamıştı hatırlarsanız. Bazı kredi kalemlerinde, bazı kredi türlerinde menkul kıymet yükümlülükleri getirmişti. En sonunda geçen hafta nakit avans, kredi kartından nakit avansları da bu kapsama soktuğunu açıkladı. Sonrasında bankalar tabii ki buna adapte olabilmek için zorlu bir süreç. Sonuçta çok fazla müşteri var. O müşterilerin limitleri var. Hani şu anda ne kadarını kullanıyor, ne kadarını kullanacak, bunu öngörüp buna göre bankanın pozisyonlanması oldukça zorlu bir süreç. Ve bankalar da bunu bir karşı kendilerini korumak adına limitleri aşağı çektiler. Tabii bu sadece bireysel değil, ticari tarafta da bu şekilde bazı gereksinimler karşılanıyor belki. Ve oldukça zorlu bir süreç yaşandı 1-2 günlük dönemde. Ve hemen bu karardan şu anda geri adım atıldığını görüyoruz haberlerde. Önümüzdeki dönemde bankalarla ilgili şu aşamada biz çok negatif tarafta değiliz doğrusu. Çünkü evet, geçmişe nazaran baktığımızda regülatif kararlar bir miktar ilk çeyrekte de gördük. Bankaların karlarında bir miktar yavaşlama yarattı. Ancak en azından özellikle özel bankalar tarafında baktığımızda karlılık oranları bir miktar gerilemiş olsa da öz sermaye karlılığı hala çok kötü rasyolarda değiliz. Ve önümüzdeki dönemde iyi bir faaliyet gideri yönetimi yapan banka bu süreci atlatabilir. Çok kötü bir resme dönüşmeden diye tahmin ediyorum ben. Evet, Baran Selbi'nin de böylelikle sorusunu yanıtlamış olduk. O da bankacılık endeksle ilgili sizin görüşlerinizi sormuş. Önümüzdeki dönem için hani nispeten daha olumluyum diyorsunuz zannederim, değil mi Banu? Tabii şuna da, yani en karamsar tabloda değiliz diye düşünüyorum. Artı zaten değerlemeler bazında da çok cazip yerde olduğumuz için çok kötü bir fiyatlamaya da beklemiyoruz diye söyleyebilirim. Tabii ki bu volatiliteler kısa vadede seçime kadar, seçimden sonra da
işte hükümetle ilgili belki süreçler, yeni önümüzdeki dönem para politikasının adımları biraz daha netleşinceye kadar volatiliteler olabilir. Böyle çok ralliler veya kalıcı ralliler oluşmayabilir. Ancak çok karamsar tarafta da olunmaması gerektiğini düşünüyorum bu değerlemelerde, bu çarpanlarda. Evet. Peki Mehmet Bey'in de sorusu Barış Bey size yönlendirmiş. Seçim sonucundaki kur yükselişi kontrolden çıkabilir mi, kontrollü yönetilebilir mi diye sormuş. Tabii herkesin en baş sorularından bir tanesi, yani döviz ne olacak, 30'lar 40'lar konuşuluyor. Siz ne dersiniz? Yani aynı soruyu biz de soruyoruz. Yani tüm piyasanın aklındaki soru bu açıkçası. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz kur korumalı mevduat çıkarmıştı cebinden hükümet ve bu kurdaki gidişatı ciddi bir şekilde durdurmuştu. Yine cebinden bir şey çıkarabilir mi? Çünkü kur korumalı mevduata baktığımızda oradaki hacimler çok ciddi artmış durumda ve birçok insanın bu konuda endişesi de var. Ama hükümetin tam olarak bundan sonra için planlarını bilemediğimiz için bu konu için net bir cevap vermek çok zor. O risk büyüyor gibi gözüküyor ama yeni bir şey çıkaracaklar mı ceplerinden, onu seçim sonrasındaki ilk 1-2 günde değil belki 1-2 hafta içerisinde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, yani orada yine çok büyük bir belirsizlik devam ediyor. Yani aslında Millet İttifakı ile ilgili daha olumlu bir süreç olsaydı o zaman birazcık daha herhalde resim netti. Orada işte ekonomi politikaları da biraz daha belirgindi. Ama bu tarafta yani Cumhur İttifakı ile gidecek olursak birazcık daha belirsiz bir ortamın içinde olmaya devam edeceğiz diye anlıyoruz. Ve hatta belki işte yayının başında da tam yayına girmeden önce Banu Hanım'la da konuşuyorduk. Gene faiz indirimi acaba gündeme gelebilir mi? Bu tür söylemler var çünkü. Dolayısıyla hani bir belirsiz ortam içerisinde kalmaya devam ediyoruz. Döviz kurunu tahmin edebilmek gerçekten çok zor bir hal alıyor dediğiniz gibi. Peki. Ya bu konuya değinmişken yatırımcıların hani sorularını ben de görüyorum. GZN'deki düşüşü sormuşlar. %13'lük bir düşüş olmuştu. Hani bunun döviz kuruyla ilgisi olduğunda aktaralım yatırımcılara. Takip eden yatırımcılar biliyorlardır. Bizim uzun süredir özellikle yabancı hisse tarafında pozisyon alma düşüncemiz var. Yani buna yönelik de döviz kurundaki belirsizlik sebebiyle de yaklaşık 2 aydır biz vadeli işlemlerde dolar pozisyonu taşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ayı aşkın bir süre oldu ve özellikle seçimden önceki son hafta bildiğiniz gibi Türkiye'de 2 kur vardı ne yazık ki. Hem Merkez Bankası açıkladı kur, bir de kapalı çarşı kur, arada ciddi bir makas oluşmuştu. Özellikle seçimden önceki hafta vadeli işlemler kapalı çarşı kuruna göre bir fiyatlama içerisine gitmişlerdi. Bizim fonumuzda vadeli işlemlerde uzun pozisyon taşıdığı için bundan ciddi oranda nemalanmıştı. Özellikle 21 düzeylerinden 22,5-23 düzeylerine kadar gitmişti vadeli işlemlerde fiyat. Bizim fonumuzda %90 oranında vadeli işlemler pozisyonu taşıdığı için buradan nemalanmıştı. Tabii seçim sonrası pazartesi aynı gün vadeli işlemler Merkez Bankası, yani şu anki politikaların devam edeceğine yönelik beklentiler artınca tekrar hızlı bir seçimden önceki bir hafta boyunca kazandığı primi bir günde verdi. O yüzden bizde GZN'deki düşüş de yaklaşık %13'lük düşüşün %9'luk kısmı döviz kurundaki bu hareketten kaynaklandı. Yoksa biz seçime girdiğimizde %60-65'lik bir hisse senedi pozisyonu %90'da döviz pozisyonuyla girmiştik. Döviz pozisyonu almamızın asıl amacı hem belirsizliğin olması hem de bizim fona yabancı hisse dahil etme ihtimalimiz yüksek olduğu için bu belirsiz durumdan zarar görmemek içindi. O yüzden bu tarz bir hareket yaşandı ve bu yaşanan da harekette en büyük bizim için sıkıntı döviz kurundaki bir günlük %10'a yakın vadeli işlemlerdeki geri çekilmeydi. Ama biz aynı döviz pozisyonunu tutuyoruz. Birçok yatırımcımız da yabancı hisse senetleriyle ilgili soru sormuş. Yaklaşık bundan sonraki stratejimizde zaten %30 civarında bir yabancı hisseye yer verme ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Hani pazartesi ve bundan sonraki dönemlerde yaklaşık %60-70 olan hisse senedi pozisyonumuzu %50-45'lere kadar geri çektik bu hafta. Oradaki en büyük strateji değişikliğimiz de daha çok enflasyonist ortamı devam etme ihtimaline karşı enflasyonist ortamdan fayda görecek şirketler üzerine yoğunlaştık. Eskiden bildiğiniz gibi bankacılık sektörü ve holding sektörü üzerinde yoğunluğumuz varken
bu yoğunluğu enflasyonist ortamdan fayda görecek şirketler olarak değiştirdik. En büyük strateji değişikliği bu. İkinci büyük strateji değişikliği de %10'larda olan yabancı hisse oranını en az %30'lara kadar çıkarma kararı aldık. Vadeli işlemlerde de döviz tarafında pozisyonlarımız devam ediyor. Bunun en büyük sebebi dediğim gibi dövizdeki belirsizlik. Asıl bizim düşündüğümüz kritik nokta şu anki politika devam edecekse yatırımcımıza döviz bazında gelir getirme zorunda hissediyoruz kendimizi. O yüzden de adımlarımız biraz bu yönde olacak, onu söyleyebilirim. Buradan şimdi iki tane soru çıkıyor aslında. Bir tanesi hemen şimdi izleyicimizi bulacağım. Eren Karaduman'ın sorusu. Yani siz de onun gibi mi düşünüyorsunuz? O nedenle yabancı hisselere yönleniyorsunuz. Yabancı fonlarda diyor Haziran sonrası olumlu beklenti Eylül toplantısına Fed'in faiz indirimiyle yükseliş bekleyebilir miyiz diye sormuş. Yani siz de Eylül'de böyle bir faiz indirimi beklentisi taşıyor musunuz? Bu nedenle mi o tarafa doğru kayıyorsunuz? Bizim bu kadar kısa vadeli değil düşüncelerimiz. Biz özellikle tabii bu beklenen faiz kararları sonrası Amerika piyasasının bir şekilde daha iyiye gideceğini düşünüyoruz. Beklentilerimiz bu yönde ama biz fon yönetici olarak hani buna Ağustos'ta, Eylül'de olur demeyi çok doğru bulmuyoruz. Ama önümüzdeki dönemde Amerikan hisse senedi piyasasının bizim bakış açımız en az bir senelik bir vade. Bir senelik bir vadede yatırımcılarımıza bu piyasadan iyi bir gelir elde edebileceğimiz yönünde. Çünkü Ekim olur, Eylül olur, Ekim olur, belki Aralık olur. Yani piyasalarda her zaman beklenen hareketleri aynı dönemler içinde göremiyoruz. Ama orta uzun vadede mutlaka o piyasanın içinde olmanız gerektiğini düşünüyoruz, öyle söyleyebilirim. Evet. Aslında biraz da yani Eren Bey böyle demiş ama hani son günlerde gördüğümüzde Fed governörlerinin açıklamaları hep işte faiz indirimine gidemeyeceğiz aslında yönündeydi. Özellikle bu borç tavanı krizinin sürüyor olması sebebiyle. Evet. O nedenle de aslında hani orada biraz piyasalarda bir şey gördük, durgunluk gördük. Belki yani bu sene faiz indirimi gerçekleşmeyebilir, piyasada bunu fiyatlıyor. Bunlar bir de öngörebildiğimiz riskler, bir de bildiğiniz gibi öngöremediğimiz riskler var sene içinde birçok kez karşı karşıya geldiğimiz. O yüzden çok kısa vadeli değil, daha orta uzun vadeli yaklaşmak mantıklı olacaktır bence. Evet, sizin az evvel söylediğiniz bu strateji değişikliğiyle alakalı olarak Türkiye piyasalarıyla ilgili ben buradan Banu Hanım'a döneceğim. Ya aslında deminki sorumun da devamı gibi düşünebiliriz. Hani piyasa nereye doğru gidiyor demiştim. Bir yandan da şimdi bundan 2-3 ay önce aslında biz hep böyle endeks bazlı konuşuyorduk. Endeksin içerisindeki hisse senetleri, işte value hisseleri falan diyorduk. Ama şimdi biraz daha olay şuna mı dönüyor Banu Hanım? Yani böyle daha hikayesi olan şirketleri bulmak, daha böyle işte döviz tutabilen elinde, nakit akışı iyi olan, biraz hikaye yaratmış ihracat şirketleri gibi olabilir. Birazcık daha böyle seçimler mi yapmak lazım acaba? Evet, şimdi bir dönem endeks çok ucuz, çok pahalı, ne alırsak belki kar edeceğiz algısı vardı. Şu anda hem kritik dönemler, seçici olmak lazım, doğru hisselerde daha gönül rahatlığıyla bu belirsizlik dönemi aşabiliriz hikayesi var. Biraz da dönemselliğin etkilediği hisse seçimleri yapılması lazım diye düşünüyorum. Benim hani özellikle uzun vadeli portföylerde bir, geçmiş dönemde zorlu dönemlerde iyi yönetebilmiş, iki, büyüme potansiyeli hikayesi olan yatırım haritasını bir miktar belirli bir oranda bize göstermiş ve bizi ikna etmiş şirketlerle ben biraz daha özellikle orta uzun vadeli portföylerde daha rahat edilir diye düşünüyorum. Tabii Barış Bey'in biraz önce bahsettiği işte enflasyona duyarlılık veya sizin biraz önce bahsettiğiniz dövizle ilgili kabiliyetler de burada dönem dönem öne çıkartılabilir. Kısa vadeli konuda ise biraz daha tabii hızlı hareketler, küçük fırsatlar, belki teknik dikkat çeken hareketlerde yine dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Evet, başta aslında sizinle biraz bilanço döneminden bahsettik, hatta seçimlerin gölgesinde kaldığını söyledik. Fakat hani ben izleyicilerimize de birinci çeyreğin daha sonraki çeyreklere yol göstermesi açısından hani şunu sormak istiyorum. Siz muhakkak tabii oraları çok detaylı analiz ettiniz, birçok bilanço gelir tablosu gördünüz, firmaları çok detaylı biliyorsunuz. Sizin gördüğünüz bu sene birinci çeyrekte ciro artışları nasıldı?
Bir de kar marjları, hani ortalama olarak söyleyecek olursak geçen seneyle kıyasladığımız zaman o kadar yüksek ciro artışları gördünüz mü? Kar marjlarında bir azalma var mı bu ekonomik sıkıntı nedeniyle? Ben en başta bir parantez açacağım. Hani ilk çeyrek geleceğe dair ne kadar bize ipucu veriyor? Şu anda hem mevsimsellik, sonuçta her çeyrek farklı etkiler de var. Hem de önümüzdeki dönemde para politikasının kurun hareketleriyle beraber çok başka döngüler de eklenebilir buna. Dolayısıyla ilk çeyrek bize 2023 için çok çok güçlü bir mesaj vermiyor. Ama yine de şöyle bakabilirsiniz. İlk çeyrek aslında şu açıdan çok çok ekstrem özel bir dönemdi. Yani bir deprem yaşadık. Depremin volatilitesi, talep üzerindeki etkisi, maliyetler üzerinde etkisini gördük. EYT düzenlemesi çıktı. Onun özellikle maliyetler üzerinde, şirketler üzerinde önemli bir etkisi görüldü. İşte seçim belirsizlikleri, talebin öne çekilmesi, geriye atılması gibi durumlar. Bunlara karşı iyi yönetebildiyse bir şirket, eğer marjlarında çok fazla daralma görülmemişse o şirket benim gözümde biraz daha ön plana çıkıyor. Cirolar ve marjlarla ilgili benim şöyle bir çalışmam vardı. BIST 100'deki şirketleri alıp finansalları kenara koydum. Mali sektör şirketlerini 88 adet şirket için baktım. İlk çeyrekte ortalama ciro büyümesi %71 civarında. 2022'deki ortalama ciro büyümesi aynı şirketlerin %137 civarındaydı. Dolayısıyla ciro büyümesi, yani enflasyonist etkinin biraz burada hız kestiğini görüyoruz. Birinci dikkat çeken nokta o. İkinci dikkat çeken nokta da marjlardaki daralma. 2022 yılında ortalamada %1 civarında marj artışıyla kapatmış bütün şirketler. Marjını artıranlar, azaltanlar birbirlerini birazcık dengelemiş. %1 artı tarafta en azından ortalama olmuş. Bu dönemde ilk çeyrekte brüt kar marjında ortalamada 6 puan kadar, TOBEX marjında da ortalama 8 puan kadar daralmalar görülmüş bu 88 şirkette. Burada tabii biraz daha marj tarafında daha az daralmaya maruz kalan, hatta marjını arttırmayı başaran şirketler de var. Benim dikkatimi çeken burada mesela en iyileri, bir iki isim versem. Tabii buyurun. Anadolu Efes, Doğuş Otomotiv, Tekfen, Ülker gibi şirketler nispeten hem ciro artışı ortalamanın üstünde, marjları daralma anlamında daha az daralan veya artan, aynı zamanda çarpanlar bazında da makul seviyelerde olan şirketler. Anadolu Efes, Doğuş Otomotiv, Tekfen ve Ülker. Onun dışında bir grup daha şirketim var. Nispeten yine daha avantajlı ama bunlara göre bir çıt aşağıda olan. Burada da Anadolu Grubu Holding, Çimsa, Kola, Eczacı İlaç, Ford, Migros, Pegasus, Selçuk Eczacı, Şok, Teknosa, Türk Traktör gibi şirketler var. Farklı farklı sektörlerden aslında. Ama baktığımızda mesela AG Hol, arada bir yayın da yapmıştık, bahsediyoruz. Bu dönemde borçluluğunu azaltıp işte odaklandığı sektörlere biraz daha ağırlık vermesi, o sektörlerin daha defansif yapıda olması, böyle avantajlı olan şirketler var. Bunları iyi analiz edip yatırımlarda biraz ön plana çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, siz bu aslında şirketlerden bahsedince benim aklıma sizinle daha önceki yayınlarda konuştuğumuz araştırma bölümünün aslında önerileriyle yönetilen GZM kodlu fon geliyor. GZM dinamik serbest fon, nitelikli yatırımcıların alabildiği. Bu fonun şu anda yani stratejisi sizinle bir ay önce konuştuğumuz gibi mi, devam ediyor mu o şekilde? Yoksa birazcık daha farklı bir yapıya büründü mü? Burada da hani getirilere baktığımızda da borsa endeksinden, BIST 100 endeksinden olumlu anlamda ayrıştığını görüyoruz. Özellikle yılbaşından bu yana baktığımızda. Evet, buraya değindiğinize çok sevindim. Çünkü son dönemde biraz biliyorsunuz dinamik fon diye bahsediyoruz. Dinamizmimizi biraz daha ivmelendirdik diye söyleyebilirim. Volatil dönemler, böyle bazen beklediğimiz zaman bir hissede hızlı bir şekilde karın eridiği veya zarara geçtiğimiz olabiliyor. O yüzden biz bu belirsizliğin arttığı, daha volatilitenin arttığı dönemde biraz daha hareket hızımızı arttırma yönünde bir adım attık. Daha bazı dönemlerde küçük karlarla belki realize edip yeni fırsatlara bakmak. Eğer
piyasayla ilgili, endeksle ilgili biraz risk gördüğümüzde küçük zararlarla realize edip yeni fırsatlara yeniden bakmak gibi biraz daha hareket hızımızı arttırdık. Belki o zaman baktığımızda işte beğendiğimiz hisseler diye konuştuğumuz bir grup vardı sizinle konuştuğumuz. Bugün baktığımız bir hisse yarın ya da öğleden sonra başka bir portföye de geçebiliyoruz. Yani genelde temel olarak beğendiğimiz bir grup içerisinde teknik fırsatları değerlendirerek yine adım atıyoruz. Ama dediğim gibi böyle uzun süre bekleyip bu döngüleri kaçırmamak için daha küçük adımlarla da yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda Aksa Enerji, Aselsan, Ereğli, Koç, Sabancı Holding ve Tüpraş var portföyümüzde. 6 hisse taşıyoruz. Minimum 2, maksimum 8 hisse taşıdığımız bir portföy. Şu anda hani yeni fırsatlar için biraz alanımız var. Gerekirse pozisyon arttırabiliriz. Burada belki şey diyebilirsiniz, hani seçim belirsizliği keşke daha az hissede olsaydı. Biraz burada bu dönemdeki fırsatları da yine yakalayıp, bu sonuçta tamamen hisseye dayalı bir portföy. Hani nakit veya faiz enstrümanlarını değerlendirmek istiyorsanız o zaten portföyünüzün ayrı bir kısmı olmalı. Bu tamamen hisse riski alan bir portföy. Ki buna rağmen biz yılın başından beri endeksin zayıf görüntüsüne rağmen oldukça endeksin üzerinde bir performans sağlamayı başardık. Bu hızlı hareketlerle bunu sürdürmeyi planlıyoruz. Evet, bir başka soru da GZN ile ilgiliydi. Ta aslında program başlamadan Burç Bey yazmıştı, Burç Baykaran. GZN fonunun yönetimindeki başarılı kararlarınızdan ötürü kutlarım demiş. Fonun stratejisi gerçekten iyi. Önümüzdeki dönemde olası faiz arttırımı ile tek reel kazanç kapısı burada olacak gibi geliyor sanki. Sizce demiş ama biz Burç Bey tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadık değil mi Barış Bey? Yani o faiz arttırımı ile tek reel kazanç kapısı. Evet, belki şu anki stratejimizden bahsediyor. Yani yurt dışı hisse senetlerinin %30'a yükseltilmesi, vadeli işlemlerde döviz pozisyonunun devam ettirilmesi. Zaten bu tarz beklentiye daha önce de hani seçim öncesi yaptığımız yayınlarda en azından yatırımcıların %50 döviz bazında, %50 TL bazında kalması onlar için en doğru karar olur diye bahsediyorduk hatırlarsanız. Bu kararı biz artık önümüzdeki yılın devamına da yayma üzerine bir hesap içerisindeyiz, öyle söyleyeyim. Mutlaka dövizdeki baskıdan dolayı bir risk olursa o tarafta mutlaka yatırımcıların döviz bazında getiriler elde etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan bahsediyor olabilir. Tabii bu riskler her zaman gerçekleşecek anlamına gelmiyor. O yüzden iki tarafa da yatkın şekilde gidebilmek en doğrusu diye düşünüyoruz. Evet. Bir de GCM ile ilgili bir soru var Barış Bey, Kemal Bey'in sorusu. Performans ücreti olmadığından diyor bu fonda TEFAS açmayı düşünüyor musunuz? Ada serbest fonunuz GCM. Bunu daha önce konuşmuştuk galiba değil evet. mi? Evet. Ya bu pay sayısı sınırlı bir fon olduğu için zaten şu an global menkul değerler yatırımcıları da bu fonu edinemiyorlar. Çünkü pay işlemleri bitmiş durumda. Eğer elinde bulunduran yatırımcılar satış kararı verirlerse satılabilir duruma geçecek. O yüzden TEFAS'ı açmayı düşünmüyoruz. Ama bizim şu an 3 ana dinamik fon, bildiğiniz gibi araştırma bölümü tarafından hisse alış satışları karar verilen fonlar. Bizim portföy yönetimimiz tarafından karar verilen fonlar Ada Fon, Nehir Fon ve Boğaziçi Fon. Boğaziçi Fon şu an TEFAS'ı açık ve daha önce de bahsetmiştik. Hem GJM, Ada Fon hem de GLV, Nehir Fon'u ortak biçimde yatırımcılara sunduğumuz bir fon Boğaziçi Fon. O yüzden yatırımcılarımız Boğaziçi Fon yatırımı yaparak hem Ada hem Nehir Fon'a da bir şekilde yatırım yapmış oluyorlar. Evet. Peki Metin Bey'in sorusunu soracağım. Metin Sarayköylü iki tane soru sormuş aslında. Birinci çeyrek bilançolarda diyor Banu Hanım. Net karlar esas faaliyet karından düşük geldi birçok hissede. Net, zaten aslında esas faaliyet karından düşük olur net karlar ama bu bilançolarda EYT ile emekli olanların etkisi var mı? O yüzden mi net karlar düştü demiş. Birçok şirkette hem depremle ilgili bağış hem de EYT'nin etkisi vardı. Birçok şirkette bunu gözlemledik. Sunumlarında vesaire bilgilendirme notlarında da onun rakamsal detaylarını verdiler. Tabii ki her şirkette değil ama birçok önemli büyük şirkette bunların majör bir etkisi oldu. Belki sonraki çeyreklerde bunların bir miktar dönüşü de olabilir. Düzenlemesel etkilerle gibi
açıklamalarda gördük. TAV'da yanlış hatırlamıyorsam mesela bunu görmüştüm. EYT ile ilgili bir hani ikinci çeyrekte tam tersi bir etki olacak gibi. Bunlar tabii karlılıkları bu dönemde biraz baskıladı. O yüzden hani bu bilançolara da o gözle bakmak lazım. İlk çeyrekte bunun bir seferlik masrafların etkisi vardı. Eğer ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte talepte önemli bir bozulma olmaz ve şirketlerimiz büyümeye devam ederse karlılık tarafında en azından daha dengeli, daha sağlıklı rakamlar da görülebilir. Hani bir en azından iyimser olabilecek bir şey. Bu seçim belirsizliğini geride bıraktıktan sonra biraz daha emin adımlarla ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Belki sonrasında bu EYT ile ilgili kredi imkanı da bulabilir şirketler. Gerçi hani kıdem tazminatlarını ödedikten sonra ne kadar işe yarar bilmiyorum ama hani öyle bir söylenti vardı çünkü EYT ile ilgili kredi verilecek diye. Gerçekleşti mi onu bilemiyorum. Sizin bilginiz var mı Banu? Yani bütün fırsatları değerlendiriyor şirketlerimiz. Yani aslında çok borsadaki birçok şirketimiz çok kurumsal yapıları çok güçlü. Finansal yönetimleri çok güçlü. Yani bu zorlu dönemleri bence çok iyi yönetebilen şirketler var aralarında. Şimdi tek tek şirket gibi değinsek bitiremeyiz programı ama gerçekten bu kadar regülasyon değişikliğine bu kadar iyi adapte olan kurum dünyada belki azdır diye düşünüyorum ben. Ki finansal maliyetler açısından da zorluklar yaşandı. Belki kredi erişim, maliyet artışı. Bunları ilk çeyrekte yaşadı şirketlerimiz. İkinci, üçüncü çeyrekte orada belki biraz daha soluk alabilirler diye düşünüyorum. Evet. Peki döviz yukarı giderken dövizde kalmak mı yoksa döviz gelir yüksek olan şirket hisseleri almak mı diye sormuş. Yine Metin Bey'in ikinci sorusu bu. Döviz yukarı, borsa yukarı olur mu? Hani 2021 Aralık, Kasım Aralık gibi diyor. Yani belki portföyü dağıtmak orada bir çözüm olabilir. Tamamen ben hisse senedi diyemiyorum. Çünkü biraz bir taraftan döviz gelirinin olmasının olumlu etkileri olurken bir taraftan belki finansal giderleri üzerinden olumsuz etkisi de olabiliyor. Birbirini biraz törpüleyebiliyor bu etkenler. O yüzden %100 hisse senetleri rally yapar döviz yükseldiğinde demek çok kolay değil. Bazı başka faktörler de mutlaka devreye girecektir. O yüzden belki portföy tercihi yapılmalı. Evet. Ben şimdi bir sonraki sorumu sormadan izleyicilerimize eğer programımızı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın diyeceğim. Böylelikle daha çok izleyiciye ulaşabiliyoruz. Şimdi bu çift kur, çoklu kur daha doğrusu piyasalardaki bunu Barış Bey'e sormak istiyorum. Bu kur ortamı işte bir işte Merkez Bankası'nın kurları var, bir serbest piyasadaki kurlar var. Altın tarafına baktığımız zaman bir de altın sertifikaları girmişti hatırlayacaksınız. Sizce bu ne zaman ortadan kalkar diye soruyor izleyicimiz. Yani bizim beklentimiz seçimin tamamlanmasıyla beraber yavaş yavaş normale dönülmesi tarafında. Tabii bu seçimin tamamlanması derken hemen 29 Mayıs sabahından bahsetmiyorum. Biraz süreç alacaktır. Yani temennimiz bu olması yönünde. Çünkü piyasalarda şu an özellikle 2023 yılında yaşanan tatsızlık piyasaya çok müdahale edilmesinden kaynaklanıyor. Bunu tüm yatırımcılar görüyor, tüm portföy yöneticileri görüyor. Bu müdahaleler azalmadan açıkçası hem hisse senedi piyasasında hem diğer piyasalarda yatırımcılar çok fazla önlerini göremeyecekler. O 2 kere 2, 4 gibi çok kesin bir şey. Bizim de beklentimiz seçim tamamen unutulduktan sonra, işte yeni bakanlar kurulu kurulduktan sonra bu tarz müdahalelerin yavaşlaması ve bir şekilde bitmesi yönünde temennimiz. Bunun bitmesiyle beraber hem biz portföy yöneticileri önümüzü daha rahat göreceğiz, hem bunları yatırımcılara da çok daha rahat anlatabileceğiz. Yatırımcılar da önünü çok daha rahat görecek diye düşünüyorum. Haklı olarak tüm yatırımcılar bize aynı sorularla geliyorlar, çok haklılar. Ama ne yazık ki bizler, yani tüm portföy yöneticileri de yapılan müdahalelerden dolayı önümüzdeki hafta yeni bir müdahale gelir mi? Yani bankacılık sektörünü önermek istiyoruz, işte fiyatlar çok uygun diye düşünüyoruz. Pazartesi bir başlıyoruz seansa, yeni bir müdahale gelmiş. İşte bunun etkisi ne olur diye düşünürken 3 gün sonra farklı bir müdahale geliyor. Tabii seçim döneminde bunları biraz da normal görebiliriz sonuçta ama seçim tamamen bittikten sonra yavaş yavaş da olsa normale doğru bir çizgi çekilmeli ve piyasalar rahatlatılmalı diye düşünüyorum.
Peki Barış Bey, şimdi bu tam seçimlerden hemen önce, yani 14 Mayıs'ta seçimler oldu. İşte 10, 11, 12 Mayıs'ta bizim CDS primlerimiz özellikle de Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra işte 500 puanın altına geldi. Ne zamandır ilk defa bu kadar düşmüştü. Sonra seçim sonrasında da hemen işte 14'ünde seçimi yaptık. 15'inde 16'sında 600'lerin üzerine çıktı. Eurobondlar ve Eurobond fonları da ciddi zararlar yazdı. Peki bundan sonraki sizin beklentiniz nedir? Eurobond da sonuçta bir dövizle yatırım. Fakat bir yandan da Türkiye'nin risk primini almış oluyorsunuz. Riskliliğini üstlenmiş oluyorsunuz. Sizin Eurobondlarla ilgili görüşünüz nedir? Yani yine aslında aynı. Biraz önce söylediklerimizi söyleyeceğiz. Yani uzun vadeli yatırımcının, yani vadesine kadar bekleyecek olan yatırımcı için hiçbir sıkıntı yok burada. Ama trade etmek isteyen veya Eurobond fonunda bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bu hafta gördüğümüz gibi dönem dönem çok negatif getiriler olabiliyor CDS'lerdeki yükseliş sebebiyle. Açıkçası o yüzden uzun vadeli düşünen ve vadesine kadar bekleyen yatırımcıların mutlaka döviz birikimleri varsa Eurobond tarafında değerlendirebilirler kendilerine uygun vadede. Ama trade etmek için çok uygun bir dönem olmadığını düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz belirsizliklerden dolayı. Herkesin şöyle bir beklentisi vardı açıkçası, hani yabancı yatırımcı bir değişim bekliyor diye. Aslında yabancı yatırımcının bir değişim beklediği biraz yanlış aksettir. Öyle bir değişim beklemiyor yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcının beklentisi şuydu, para politikasında bir değişiklik bekliyor açıkçası. İlla şu anki hükümetin değişmesi gerekmiyor. Şu anki hükümet de bir para politikası değişikliğine giderse eğer önümüzdeki dönemde zaten CDS primlerinde bir aşağı hareket görmemiz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yeter ki hükümetin buna yönelik ileride adımlar atması veya atacağından bahsetmesi o taraf için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki altına ilgili soru soracağım size ama önce bir Banu Hanım'a Alarko Holding sormuşlar. Banu Hanım yorum, Alarko Holding'e ilgili yorumunuz var mı diye sormuş. Metin Bey, malum elimde nakit var, elinde nakit var, borcu yok, tarım sektörüne de giriyor demiş. Alarko genel olarak bizim de beğendiğimiz, dönem dönem öne çıkarttığımız hisselerden biri. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ocak ayında bir şirket toplantısı yapıp analistlere de bir sunum yaptı, basına da bir açıklama yaptı. Önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde 650 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor tarım tarafına. Geçtiğimiz dönemde Alarko, taahhüt, işte gayrimenkul, işte enerji şirketi iken bir anda ağırlıklı olarak bir enerji şirketine dönüştü son 1-2 yıllık dönemde. Gelirlerinin ve faaliyet karlılığının büyük kısmı enerji tarafından geliyor. Enerji tarafındaki hem talep duyarlılığı hem de regülatif etkiler biraz sanki yatırımcılar tarafında sorgulanmaya başladı ki son dönemde doğalgaz ve petrol fiyatlarının bir miktar normalize olmasıyla elektrik tarifelerinde de aşağıya revizyonlar olunca Alarko geçen seneki cazibesini aynen kurmakta biraz zorlanabilir diye düşünüyorduk. Ocak ayında bu tarım projesi ortaya çıktı. Birkaç anlamda olumlu. Bir, bu yoğunlaşmayı azaltmış olacak. Tamamen bir enerji şirketi değil, birkaç sektörden gelir elde eden bir şirket haline gelmiş olacak orta uzun vadede. Bu çok önemli. İkinci önemli bir faktör, özellikle işte bu savaş dönemi gibi, bazı kriz dönemleri gibi zamanlarda baktığımızda tarım tarafı bütün yatırımcılarda tema olarak çok ilgi çeken bir tema. Sonuçta belki her şeyin talebinde dönem dönem yavaşlamalar görebiliriz ama gıda, tarım tarafında daha güçlü talep devam edecek gibi gözüküyor. Bu anlamda da iyi bir segment girmek için. Bir de şuna da not düşeyim. Alarko sadece ben tarım yapacağım demiyor. Tarım teknolojilerine yatırımlar yapacağım diyor. Bu anlamda da inovatif ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir tema. Bu anlamda da beğendiğimiz bir şirket durumunda. Tabii ki ama bu çok kısa vadeli bir hikaye değil, orta uzun vadeli bir hikaye olarak mutlaka değerlendirilmeli. Ocak ayından beri ara ara kap açıklamaları görüyoruz. İşte Türkiye'de çeşitli bölgelerde belirli seralar alınıyor, bazı seraya sahip şirketler satın alınıyor. Yani adımlarını da somut bir şekilde görmeye başladık. Bence bu da güzel bir faktör. Yani sadece yatırım kararı aldım deyip
kenara çekilmedi. Böyle nasıl 3 yıllık dönem gibi. Hızlı bir şekilde o adımlarını da atmaya başladı. Bu anlamda bence oldukça güzel. İlk çeyrek finansallarını şöyle bir hatırlayacak olursak Alarko'nun çok çok parlak bir tablo yoktu doğrusu. Neden? İşte bir miktar cironun daha ılımlı arttığı bir şirketlerden biriydi ilk çeyrekte. Konsolide cirosu %42 arttı. Kombine cirosu %45 arttı. Böyle çok etkileyici bir ciro büyümesi görmedik. Marjlarında ılımlı bir geri çekilme var. Çok aşırı kötü bir görüntü değil ama bir miktar marjlarında geri çekilme var. Net kar tarafında daha iyi diye söyleyebilirim. Net karında büyüme var. O anlamda da en azından bu zorlu dönemi hafif zararla, bir marj daralmasıyla atlatan bir şirket konumunda net karını da arttırmayı başarması yine olumlu bir görüntü. Evet. Peki Zeki Bey'in sorusunu da yönlendireyim size Banu Hanım. Seçimden sonra yaşanacak olan devalüasyon akabinde diyor, borsada rally beklemeli miyiz yoksa artan faizler borsaya dönüşü geciktirir mi? Zamanlama nasıl olur sizce diye sormuş. Yani faizler de artacak. Zaten de artıyor. Hani %50'lere bile duymaya başladık aslında. Dolayısıyla buradan KKM tarafına da mevduata da gidecek aslında müşteriler, yatırımcılar olur mu? Ne dersiniz? Şimdi bir süredir biz de onu konuşuyoruz. Geçen sene güçlü getirileri neredeyse mevduat müşterisini bile biraz borsaya yöneltti. Halka arzların bir miktar coşkusu yine bir ilgi yarattı ve yeni hesap açılışı arttı. Tabii ki bunlar bir gerçek. Bir miktar borsayı etkileyen önemli faktörler. Önümüzdeki dönemde belki hani faizlerin artışı borsa için bir miktar dezavantaj ama baktığımızda bu çarpanlar, bu büyüme potansiyeli, bu enflasyon olduğu müddetçe borsa tamamen de geri planda kalmayacaktır diye ben tahmin ediyorum. Rally anlamında özellikle bir seçim dönemi ve seçim döneminin sonrasında Barış Bey'in söylediği gibi para politikasının biraz netleşinceye kadarki dönemde yine volatilite devam edebilir. O yüzden çok kalıcı hareketler görmeyebiliriz. Sonrasında da para politikasının verilen sinyallerine göre biraz daha netleşebilir. Bu arada belki seçimlerin geride bırakılması, bu konunun netleşmesi sonrasında yurt dışı etki tekrardan ön plana gelebilir. Her ne kadar şimdi işte Fed ile ilgili, Avrupa Merkez Bankası ile ilgili bir miktar resim ortada ama biraz yayının başında da bahsetmiştik. Çok fazla hesaplayamadığımız faktörler oluyor ve yeni gündemler oluyor. O yüzden yine yakından takip edip ya da profesyonellere bu hisse senedi yatırımını biraz teslim etmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden seçimler bitse de yeni faktörler, yeni gündemler olacak. Net bir rally yerine biraz volatilitenin, dalgalanmanın olduğu günler yine bizi bekliyor olabilir. Burada da ama tabii bu çok olumsuz bir şey anlamına gelmiyor. Trade anlamında da çok fazla fırsat da sunacaktır bence yatırımcılara. Evet, çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Ben şimdi bir aslında altın tarafına gelmek istiyorum. Bir izleyicimiz de Çetin Bey, Çetin Kıratlı, GZN için sormuş. Şimdi bugüne kadar yabancı hisse alacak mısınız portföyün içine diye soruyordu izleyicilerimiz. Şimdi altını sormuşlar. Altını da halledecek misiniz? Yani burada aslında belki altına ilgili beklentiler de önemli. Özellikle işte bu Fed'in faiz indirimlerine gitmeyeceğine dair beklentiyle beraber aslında altın ve gümüşte böyle bir hani aşağı doğru geri çekilme gördük. 1980 ons galiba altın bugün baktığımda. Sizin beklentiniz nedir yani orta uzun vadede? Yani ilk önce şöyle söyleyeyim, biz kıymetli maden şu an fonda GZN içinde almayı düşünmüyoruz. Bu şu anki kararımız. Özellikle altın ons fiyatını 2075'i kırmadığı sürece bu görüşümüzde büyük ihtimalle bir değişiklik olmayacak. Şu an zaten Türk yatırımcısının altın yatırımı yapan birçok yatırımcının karar sebebi döviz bazında bir yatırımda durmak. Özellikle bu ikili kur sebebiyle Merkez Bankası ve diğer kur arası açıldığı için insanlar çok rahat döviz alamıyor bildiğiniz gibi. Altın gibi döviz bazlı ürünleri insanlar tercih ediyorlar. O yüzden de altının veya diğer kıymetli madenlerin çok konuşulduğunu düşünüyorum Türkiye'de.
bizim portföy yöneticisi gözüyle baktığımız zaman şu an çok büyük bir hareketlilik ve bir beklenti sahibi değiliz açıkçası altın, ons fiyatında. 2075'li fiyatlar aşılırsa orada bizim de tabii bakış açımız değişebilir. Ama şu an için döviz bazında yatırım yapmanın mutlaka gerektiğini düşünüyoruz. Ama kıymetli madenler tarafında şu an için çok aktif olmayacağımızı söyleyebilirim. Evet. Bir de Abdullah Arif Yılmaz'ın sorusu, faizsiz fonunuz var mı diye sormuş Global için. Evet, katılım fonumuz var. Daha önce sabit getiriye alternatif bir fon olarak yönetiyorduk ama geçtiğimiz ay SPK'ya başvurarak izahname değişikliğine gidildi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 Haziran'dan itibaren strateji değiştiriyor ve %51 minimum katılım endeksi hisselerinden oluşan bir fon haline dönüşecek. Bu yapısıyla da bir yıldan fazla elinde tutan yatırımcılar tarafından stopajdan muaf olabilecek bir fon. Dediğim gibi %51 katılım endeksi hisselerine yatırım yapan, %49 da kıymetli madenler veya sabit getirilere, ürünlere yatırım yapan bir faizsiz fon olarak yoluna devam edecek. Evet. Ben buradan halka arzlardan demin bahsetmiştik Banu Hanım. Biraz o tarafı da sormak istiyorum. Yani halka arzlar aslında piyasa, özellikle de yeni giren yatırımcıların çok cazip bulduğu olaylar. Ben mesela ilk 4 aya bakıyorum. Verilere baktığımda 13 şirket halka arz olmuş. Hatam olursa lütfen düzeltirseniz sevinirim. 17,5 milyar liralık bir rakam gerçekleşmiş. Hani bu aslında 2022 senesi rakamıyla kıyasladığınızda nasıl ve bunun piyasaya etkileri nasıl oldu acaba? Bir haftada bir veya birden fazla şirketin halka arzının gerçekleştiğini gördük. Dönem dönem özellikle belirli halka arzlarda, işte CV Enerji'ydi yanlış hatırlamıyorsam daha büyük olanlarından, para girişi anlamında biraz piyasayı sıkıştırdığı dönemler oldu diye düşünüyorum. Ama sadece o etkine bağlı değildi. Muhtemelen hani seçimle ilgili endişeler, belirsizlik, tedirginlikle beraber dönem dönem biraz daha zorlamış oldu piyasayı. Sonuçta oraya bir fon aktarılması amacıyla da hisse satışına yönlenebiliyor yatırımcılar. Bunların biraz etkisi oldu ama dediğiniz gibi oldukça çok fazla halka arz arka arkaya geldi. Özellikle ilk işlem görmeye başladıktan sonra işte arka arkaya çok sayıda tavan görmesi bazı hisselerin yine ilgiyi arttırıyor. Ama tabii bu dönem biraz daha birçok şey gibi onların da biraz karıştığı bir dönem oldu. Aynı performans her halka arzda göremedik diye söyleyebilirim. Biraz son hatta son haftanın halka arzlarında biraz talebin daha düşük olduğunu da gözlemledik. Biraz burada ben özellikle şeyi vurgulamak, altını çizmek istiyorum. Halka arzlar genel bir böyle bir coşku yaratabiliyor ama şirketin ne olduğunu yatırımcı bilerek girmeli diye düşünüyorum. Biraz daha çalışarak, biraz daha okuyarak belki bu halka arzlara katılsak çok daha sağlıklı olur. Sonrasında belki daha az hayal kırıklığı yaşanır diye söyleyeyim kısaca. Bir şirketin ne yaptığı, işte nerelerde yatırımı olduğu, işte geçmiş yıllardaki finansal performansı değerlemesiyle ilgili bazı raporlar yayınlanıyor. Bunlara belki göz atılmalı. Yoksa biraz şişme bir talep oluşabiliyor. Bu da çok sağlıklı değil sonraki dönem için diye düşünüyorum. Evet. Peki Banu Hanım, son sorumu hem size hem yine Barış Bey'e soracağım. Önümüzdeki hafta da oldukça aslında belirsiz bir hafta. Sizin hani görüşleriniz nedir? Nasıl bir hafta geçiririz? Özellikle borsa açısından sizin uzmanlığınız nasıl olur? Yani işlem hacimleri, hareketler, yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketler nasıl olur acaba? İşlem hacmi biraz hızlanmaya başlamıştı aslında. Artmaya başlamıştı. Bu hafta belki biraz bazı yatırımcılar beklemede kalabilir. Tekrar bir normalizasyon görebiliriz orada hacimler tarafında diyorum. Belki son günlere, ilk haftanın ilk başı ve sonuna doğru farklılaşmalar görebiliriz. Yine yurt dışında muhtemelen etkisi oldukça az olacak. Yurt içi beklentiler şekillendirecektir. Siyasilerden gelen açıklamalar veya işte Merkez Bankası'nın regülatif
regülasyonları ile ilgili açıklamalar küçük volatiliteler yaratabilir diye tahmin ediyorum. Özellikle bu son geçtiğimiz hafta biraz riskten kaçınma eğilimi de vardı. Bir taraftan bu yönde bakan yatırımcılar da var ama bir taraftan seçimin belirsizliğin geride bırakılmasıyla iyimser beklentileri olanların da alımları birbirini karşılayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla muhtemelen yine bir oyun şeklinde geçecek bu hafta. İyimserler, kötümserler, biraz el değiştirmeler, belki hisse değiştirmeler olacaktır. Biraz böyle bant hareketi şeklinde geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir önceki, yani 14 Mayıs'tan önceki hafta aslında yabancı girişinin olduğuna dair bir takım işaretler vardı, değil mi? Bu hafta öyle bir beklentiniz olur mu? Çok yoğun olacağını ben düşünmüyorum o taraftan. Ama yine de dediğim gibi belirsizlik geride kalacak, biraz buralardan artık pozisyon alayım diyen yatırımcılar da olacaktır. Bu yükselişi değerlendireyim, biraz realize edeyimler de olacaktır. Dolayısıyla ben yine bant hareketi diyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Barış Bey'e de sorayım. Barış Bey, yani hem önümüzdeki haftayı, tabii ben fon yöneticilerine bu kadar kısa vade sormuyorum tabii ki, size daha ziyade yatırımcılarımıza ne önerirsiniz böyle türbülansların yoğun olduğu zamanlarda? Evet, çok kısa vadeli düşünmüyoruz. Biz ilk defa bu hafta strateji değişikliğine gittik. Belki son bir yıllık aradan sonra, öyle söyleyeyim. Yani bir yıldır aynı stratejiyle gidiyorduk. Şu an stratejimizi bu hafta itibariyle bir miktar değiştirmiş durumdayız. Banu aslında her şeyi söyledi. Hani bana ne yazık ki veya ne mutlu ki çok fazla söylenecek farklı bir şey bırakmadı. Yani daha önce söylediğimi hatırlatmak istiyorum yatırımcılara. Volatil dönemlerde hareketlerden ne kadar kaçınırsak ilerisi anlamında o kadar avantajlı oluruz. Ben volatilitenin ne yazık ki devam edeceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi belli bir yabancı girişi vardı ama bu gelen yabancı bence kısa vadeli fonlardı. Yani belki seçim sonucunu oynamış olabilirler, farklı beklentilerle girmiş olabilirler. Hani pazartesi satmasalar da o hisseleri 2-3 gün sonra satacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü çok kısa vadeli yabancı fonlardı. Uzun vadeli yabancı fonları buraya çekebilmek için mutlaka döviz kurunun artık öngörülebilir olması lazım ülkemizde. Döviz kurunun 5 lira mı 10 lira mı 25 lira mı olduğu çok önemli değil yabancı yatırımcı için. Önemli olan öngörülebilir olması. Ne zamanki öngörülebilir olacak, yabancı yatırımcının çok daha hızlı ve geniş hacimli bir şekilde burada olacağını düşünüyorum. Ama çok kısa vadede bu tarz bir öngörüm yok ne yazık ki. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için. Banu Hanım, Barış Bey, çok sağ olun. Rica ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bir saate yakın olmuş bu kadar süre bizi dinleyen yatırımcılara da çok teşekkürler. Cevap veremediğimiz birçok soru var. Evet. Her zaman dediğimi hatırlatayım. Bana ulaşabilirler. Global Menkul Değerlerin 244-55-66 numaralı telefonunda. Kusura bakmasın yatırımcılarımız. Her türlü soruyu ister bizim fonlarımız veya başka kurumun fonları veya piyasalarla ilgili kafalara takılan her türlü soruyu istedikleri zaman ulaşıp aktarabilirler. Kusura bakmasınlar tekrar. Evet, zamanımız ancak bir saat olduğu için bütün soruları yönlendiremiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ama lütfen videomuzun altına da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Yine Barış Bey ile Banu Hanım'la birlikte olacağız. Yine onlara sorularınızı yönlendiririz. Barış Bey'i de arayabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine yayınımız olmayacak. Yine çünkü seçim gecesi olacak. Ben adil bir seçim olmasını diliyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun.